Ee, çok önemli konuklarım var bu akşam. Gerçekten çok önemli konuklarım var. Ee, Kalt bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Belki şöyle bir giriş yapabilirdik. Ee, Power FM. <gülüyor> Size, <gülüyor> Süper. Yani ben e, gerçekten bunu bir kere olsun söylemek istiyordum hayatımda. Bu da Power FM'e nasip bir, oldu. Bir, bir, Çünkü bir, bir Power dakika. FM... Duralım çok önemli. Arkadaşlar kayıt alıyoruz değil mi? Jingle'ı bedavaya getiriyorum. Kalt diyor ki Power FM Power FM Bu biraz daha şey heyecanlı versiyon oldu ama yani bir insanın Power FM diyebilecek bir e, şansı, imkanı ve kanalı olması muhteşem bir şey bence. Öncelikle evet o yüzden de teşekkür etmek istiyoruz. Ozan sabahtan beri bunu çalışıyor. E ee, abi biraz daha galiba çalışmakta fayda var. Güzel gittik buraya kadar ama. <laughs> e ee, hoş geldiniz. Ya şimdi çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. Anneniz, babanız ne yapıyorsunuz siz bu kayıtlarda diye sorduğunda nasıl anlatıyorsunuz? Bana anneniz, babanızmış gibi anlatır mısınız? Ben mi başlayayım. <laughs> ya eee ya annem takipçimiz zaten şey yapıyor, severek takip ediyor. Şimdi ben yani kariyerimin başından beri tanımsız meslekleri seçtiğim için annem artık şey yapmayı işin peşini bıraktı sanırım. Orayı biraz açabilir miyiz? Tabii. Pardon. Yo yo ses değil. Ya orayı açabilir miyiz derken yani şu tanımsız ha, pardon. <gülüyor> meslekleri. <gülüyor> pardon benim elimde muhteşem bir kontrol e, mekanizması var. Onu ellemekten keyif alıyorum. O yüzden hemen düğmeleri çevirmeye çalıştım. Ya şöyle ben... E, Psikoloji okudum fakat psikolojik yani e, herhangi bir psikologluk yapmadım. Hemen e, mezun olduğum gibi mizah dergilerinde çalışmaya başladım. İşte Fermuar, e, fermuar batırdıktan sonra Lombak, Lombak'ı batırdıktan sonra bir süre dolaşıp <laughs> bir süre uykusuzun kapısında dolaştım. Sonra uykusuzun en son bıktırdım ve şey yaptım, dahil oldum. E, zaten yani bir türlü haftalık dergide yazarım şeyi çok böyle ne bileyim banka ba kredi kartı başvurularında meslek kısmına yazılacak bir meslek değil yani. Oysa ki çok değerli. Onun, dışın, onun dışında işte reklam ajanslarına girdim çıktım hep. işte hep böyle dışarıdan e, yazarlık işleri bilmem neler falan filan. O bir zaten şeydi. Ya artık kaderine teslim olmuştu annem o konuda. Ondan sonra YouTube mu deyince de ha doğrudur deyip <laughs> hayatına devam etti yani. Ya şimdi günün sonunda bu şeyi anlatmak zor ama ne derler ee, podcast işini anlatmak zor. Nasıl anlatın? Yani hakikaten nasıl anlatıyorsunuz? Çünkü mesela programda konuştuğunuz konuların akışının dahi böyle daha önceden hesaplanıp yazıldığını düşünmüyorum. Yanlış baya düş Bayağı e, hazırlıklı giriyoruz şeylere, programlara. Ama sadece konu başlıklarını belirliyoruz. Yani çok kazuistik bir metin yazımı ve ee, hadi şimdi en güvendiğimiz şakamızı patlatıyoruz gibi bir şekilde ilerlemiyor. Bu arada şöyle de bir şey var. Ee, şu an biz e, Erman'ın ailesinin yazlığındayız ve e, Erman'ın annesi Nermin teyze tam karşımızda. Ee, bunu... Nermin teyze selamlar Nermin teyze. Nermin... Nermin teyzeye selam söylemeniz çok güzel olur. Ee, yani aslında şöyle biz sadece podcast yapan bir ekip değiliz. Ee, biz aslında video ağırlıklı üretimi olan bir ekibiz YouTube'da. Genel olarak işlerimizi ailemizin dışında da birçok tanıdığımızı anlatmakta zorluk çekiyorduk en başta Ama şimdi mesela ben anneme gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum Konuşuyoruz <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz dediğinizde evet konuşuyorsunuz ve sizi dinliyorlar mı? Evet dinliyorlar Peki memnunlar mı sizden? Bence memnunlar diyorum Peki ee, rakamları on... görebilir miyiz diyor. Evet bir istiyoruz. Ee, rakamlar, rakamlar falan. Hedef kitle nedir? Ee, en azından yaş aralıklarını alabilir miyiz diyorlar. Ya genel olarak şeyler ee, bizle ilgili gurur duyacakları bir şey var ama onun tam tanımını onlar da kafalarına göre bazen değiştirebiliyorlar. İşte e, YouTube'da çıkıyorlar denebiliyor ya da Spotify'da çıkabiliyor. Genelde şeyleri mecralarla ilgili bilgileri oluyor. Ya peki bu içi, içeriği mesela e, dinledikleri zaman keyifle dinliyorlar mı yoksa müdahil oluyorlar mı? Ya aman işte dün akşamda ne anlattın Allah sen ya işte o neydi falan gibi böyle konuşuyor musunuz? Evet. Valla ben geri dönüşler bayağı sıkı kritikler aldım oldu annemden, babamdan ve kardeşimden. Dinliyorlar ve e, şeyin de farkındalar yani. Bugün biraz daha böyle şey miydiniz? En başta biraz heyecanlı mıydınız? Sonradan toparlandı mı falan gibi böyle. Yönlendirmeler oluyor. Ben de diyorum ki işinize bakın. Oo. Yani herkes işine baksın. Çünkü şu an... böyle çok daha güzel olacak. Herkes şu... emekliliğini yaşasın. Şu anda oradalar, değil mi? Annem burada. Ama bayağı. Ben aslan... Nermin Teyze işinize bakın demiyorum. Ben kendi <laughs> annem. Bilmiyorum demiyorum artık demiyorum. daha. Çünkü bilmiyorum. değiller şimdi. Evet. <laughs> ya çünkü şu anda e, aslan ciğeri ve aslan yüreği yemiş gibi konuşuyorsunuz. Yok ya annem o konularda yani çok destekçi ve her zaman sorgusuz oldu. Yani mutlaka şeyden ben kendi yaşıtlarımda bile şey yap yani kaçan, e, ulaşmayan, şakalar oluyor, şey yapmayan, hiçbir yere düşmeyen, esprili oluyor. Yani anlattığımı e, anlat benim anlatamadığım oluyor. Kendi yaşıtlarımla 17-18 yaşında çocuklarla mutlaka bazen arada annemle de şey yapmış, o frekanslar tutmamış olabilir ama yani Annem mesela her hafta dergiyi alır, biz ne yayınlasak izler, ee, yani Akabinde izlediğini belirtir. Instagramda canlı yayına çıktığımızda öpücük gönderir, kalp gönderir. Bunlar o onun mutluluğu yani. Şimdi kritik soru ya valla hiç bu toplara girmeyecektim ama ...vallahi giriyorum galiba. Mesela şimdi ikinizin de çok enteresan farklı bir mizah anlayışı var, farklı bir bakışı var. Yani aslında. Ee, bizim mize anlayışımız genelde böyle Karagöz Hacivat üzerine kurulu bir miza anlayışı. İşte birinin böyle bir e, karakter olup diğerinin başka bir karakter olması. Sizinki bir tık daha farklı bundan. Ee, annelerin bu konuda rolü nedir? Yani mesela anne terliği yiyenler parmak kaldırabilir mi orada? Yani konuşmayabilirsiniz. Bizde yaşanmadı. Anne terliği yiyenler mi giyenler mi? Yok yiyenler yiyenler yiyenler. <laughs> yiyenler. Ee, yemedim ama giydim. Ben de o, evet çok teşekkürler. Yepyeni bir podcast'te <laughs> daha buluşmak üzere. <laughs> Gidin bazen çünkü e, balkon ıslak oluyor. Hemen o anda e, ulaşılabilen tek terlik bazen annemin cıvıl, cıvıl terlikleri oluyor ve kimse sonra kalıyorsun. Yani her erkek e, bir bir keresi ya yani bir kere de olsa hayatında kadın numara. terliği giyme e, çöp atmak için hani hemen ayağa takılacak. Yani herkesin bir tatlı bir cross dressing anısı vardır bu ülkede. <laughs> Var var ya tatlı tatsız her neyse o... tabii. vardır ama. Doğru evet. 38, 37, 36 numaraları 45 numara ayakların sokulmaya <laughs> çalışılarak. Yandan taşarcasına. Ya bizim Peki. diyalog e, yani tabii Hacivat Karagöz ger gerçekten devam eden akan bir damar. Yani biz de ondan azade hissetmedik hiçbir zaman kendimizi. Çünkü çok diyalog e, temelli bir mizah anlayışımız var ikimizin de aslında Ozan'la. Biz işin şakasını diyalogta buluyoruz. Ee, mesela bir hani şaka birine aktarıldığında yanındaki birine söylendiğinde bizim için biraz anlamlı oluyor. Ee, şeyde de öyle, yazıda da öyle. Aslında okurla konuşma durumu var. Ee, ama tabii yani biz de yaş itibarıyla çok arada değerde bir yaşta kaldık. Yani bizde öncekiler Zart diye YouTube'a girdi. Bizden sonraki bizim yaşımızdakiler e, işte kalite kontrol mühendisi oldu. İşte başka daha mantıklı işlerde şey yaptılar. Biz yani daha böyle bu işin Windows yükleme, format atma tarafından gelip bir yandan hani o bizden önceki kuşakların parselleyeceği yerlere girmeye çalıştık. Ee, o bir bizim kendi şeyimizi yaratma yani kendi alanımızı ve kendi mizamızı yaratmamıza vesile oldu. Yani orada çok açık bir e, dinleyici bulduk. Çok böyle kafası açık, çok yeni şeyler isteyen dinleyici bulduk. E bizim yaşımızdaki insanlardan da şey bulamadılar. Onlar muhatap bulamadılar büyük ihtimalle. Öyle tatlı boş bir arsa bulduk yani ve oraya berbat bir kulübe dikmeye mu, çalışıyoruz. Değil mi? Değişiyor şey değil mi? Eee miza anlayışı değişiyor. Ya özellikle e, nesil değişince miza anlayışı da değişiyor ve ba bazı insanlar onu takip edemiyorlar. Siz bunun için ekstra bir şey yapıyor musunuz? Böyle bir gözlem yapıyor musunuz? Valla e, bugün mesela Ozan'a biri bir mesaj atmış Instagram'dan. Ozan Bey'in kanaması geçirdi anlamaya çalışırken yani büyük ne ihtimalle hani e, 19-20 yaşın kendi aralarında anladığı ve anlaştığı bir şey şakaydı. O. Ama bu mizahla alakalı değil, bu tamamen dille alakalı. Dil alakalı. Dil, e, değişim, hani dil, dil e, teknolojiyle birlikte çok hızlı değişen bir e, kavram, bir, a, ya, iletişim biçimi. Dil değişiyor ama ben e, mizahla ilgili e, ya 1500 yıl önce yazılmış ya da 2000 yıl önce yazılmış şeylerde de aynı ortak paydayı bulabildiğim şeyler görebiliyorum. Yani demek ki mizahın kendisi değil de belki mizahın ulaştırılış şekli, forma giriş şekli e, dille olan alakası biraz daha biçim değiştiriyor olabilir. Yani bu da şey gibi. Yani düşüncenin ya da bilginin teknolojiyle değişimi gibi. Bence mizah da o şekilde uyumlanıyor. Ama genel olarak bir kalpten kalbe bir yol var. <laughs> Ve Tarkan'ın dediği gibi bu da aşktır slash biraz da iyi sohbettir galiba. Zaten şey iyi hiç... sohbetsiz aşk olmaz. Şimdi çok kritik soru soracağım. Olur. Ee, <laughs> hatta Ozan'a soruyor Ozan'la başlayayım. Mesela e, miza özel hayatta hiç işe yaradı mı? Tabii ki. Yani hatta eee Özel hayattaki yani işe yaradığı noktaları zaten bu tarafı taşımaya başlayınca tüzel olmaya başladı hayatın. Yani aynı hayat içinde hem tüzel hem özel ee, bir şeyde ne derler? E, birbirine karışmayan iki su şey nerede var? Cebeli Tarık bozdu. Karadeniz. Mı? Karadeniz mi? Karadeniz, Karadeniz değil şeyi ya. Tuzlu su ve tatlı sunun yan yana durduğu e, ve karışmadığı bir şey vardı kanal birka, vardı galiba birka, birka, onun gibi şey var, ben tam o aradayım bir e, tuzlu tarafa geçiyorum bir tatlı tarafa geçiyorum tabii ki çok işime yaradı çok evet. götürüsü de oldu getirisi de oldu <laughs> götürücüsü... benim başka malzemem yoktu zaten ben mecburen onu şey yapmak zor ortaya koymak zorunda kaldım ba ya, o nasıl ya yani benim başka hani güvenebileceğim <laughs> bir şeyim yok dans yeteneğim yok şeyim yok yani Dans pistinde üç tane hareketim var. O üç hareketi e, bir yerden sonra ezberler yani herkes. İşte sosyal hayatta çok şey değilim. E, hani şaka etmediğim zaman, muhabbet etmediğim zaman çok yetenekli bir insan değilim. Böyle yeni insanlarla tanışmak ya da böyle e, toplantılarda hani toplantıyı okuyup bir anda işte ona göre davranmaya çalışmak falan yok. Benim bir tane zaten mezun olduğu şey yaptığımdan beri yani kendim bildiğim bir tane modum var. O da işin içinden şakayla çıkmak. Yani <laughs> her işi onunla çözmeye çalıştım. O yüzden de e, çok şey olmadı. Yani çok farklı e, bir yani, özel hayatla yaptığım iş arasında hiçbir zaman çok fazla büyük bir ayrım olmadı. Peki şey yaşıyor musunuz? Yani e, özellikle böyle komedi işi yapan insanlarda komedi Türkiye'de böyle komedi deyince bambaşka bir yere gidiyor ama genelde bunu doğru herhalde söylenişi komedi yanlış bir şey söylemiyorum. Yani siz eğlenceli bir şey yapıyorsunuz. ...insanları da gülümsetiyorsunuz... ...gülümsetmek zor bir iş... E, ...komedi işi yaptığın zaman... ...şu geliyor mu... ...abi ya yapsana bir şey ya... ...patlatsana bir tane ya... ...arkadaş muhabbetinde... Ee, ...ya arkadaşlarımızdan... ...genelde böyle talepler gelmiyor ama... E, ...arkadaş olmak isteyenlerden... ...böyle talep geliyor ve biz onlara şey diyoruz... ...böyle arkadaş olunmaz... <laughs> ...olmaz olsun böyle arkadaşlık... ...yani hani... Ee, herhangi bir mimar arkamı, arkadaşımıza patlatsana bir proje diyemiyorsak hani hemen gözümüzün önünde çiz yatak odası şöyle olsun ebeveyn banyosunu çok önemsiyoruz gibi şeyler diyemiyorsak arkadaşlarımız öyle demiyor ama e, bazen e, bazı insanların hani öyle şey e, yaptığımız mesela video içeriklerindeki bazı şakaları ya da bazı anları tekrar yaşama gibi isteği oluyor ee, ama o videolar ya da o podcastler orada duruyor. Tekrar açıp onu dinlediklerinde aslında yapmış oluyoruz onlar için. Belki onu düşünmek gerekir. Evet. Yok benim arkadaşlarım arasında en az komik benim gerçekten. Yani gerçekten Oo. çok e, hani sadece iş olarak yapmıyorlar genelde. Eski arkadaşlarımdan bahsediyorum. Zaten bu yaştan sonra şey çok zor. Yani yeni böyle köklü. <laughs> temeli olan e, in, şey inşa karşı arkadaşlık inşa etmek zor. Ama mesela ben kendimi şey buluyorum. Mesela dışarıda e, birileri tanıdı geldi, tanıştık, ettik bilmem ne. Hani çocuklar oturuyorlar bazen. Bizimle biz de kıramıyoruz, oturun diyoruz. O zaman ben kendime zorla kendime şaka yaptırmaya çalışırken buluyorum yani çocuklar şey olmasın diye. E, hayal kırıklığına uğramasın ya da işte benim, benden sanki o bekleniyormuş gibi. Onu yeni yeni fark etmeye başladım. Yeni yeni de yapmamaya çalışıyorum. Bir de aynı şakayı tekrar tekrar bebekler çok gülüyor. Ee, yani hani tekrar yapsana diye o bakışı bebekten gördüğünüzde bir tek e, bebeklerde şey olabiliyor bu. E, hicap Cee duymadan diyor. tekrar yapabiliyorsunuz yani. O vardı ya o şakan hani evet. bir anda ö ödüyordun onu tekrar yapar mısın gibi bir bakış gördüğünde tabii hay hay deyip yapabiliyorsunuz ama yetişkinlerde çok hoş olmuyor. Ya bu akşama tek bir tane soruyla geldim aslında. Hakikaten Cem'de bir soru var onu sormak istiyorum çok merak ediyorum çünkü. E sizi takip eden insanları siz takip ediyor musunuz? Nasıl beklentileri var diye? Bir sorunun A şıkkı bu. B şıkkı da onlara göre içerik üretiyor musunuz? Ya da onlar beğensin, onlar daha fazla mutlu olsun diye içeriğinizin e, de içeriğinizi değiştiriyor musunuz? Aslında evet yani daha böyle komplike bir şey sorayım dedim de ama soru bu. Aslında ben söyleyeyim. Zaten belsini Ozan Hı -hı. söyleyecektir. Yani e, mecburen takip ediyoruz çünkü internetin asıl tüketicileri onlar. E, yani onların tükettikleri şeyler zaten trend olup bizim önümüze geliyor yani. E, yok işte Instagram'da filtre, yok işte şuradan böyle bir video çıkmış, çok izlenmiş, yok işte şuydu buydu. Yani onların tükettiği her şey fazla fazla tüketildiği için bizim de önümüze algoritma çıkartıyor onu. Yani bazen titreşiyor, bazen titreşmiyor bizimle. Ama yani bizim yani yapmak istediğimizle ilgili kafamız çok net ve aslında yapmak istediğimiz daha çok şey var. Elde avuçta hazır çok şey var. Hani biz ondan etkilenip bile bir şey yapmaya kalksak, ona sıra gelmesi gelene kadar zaten büyük ihtimal ya modası geçecek ya unutulacak. O yüzden çok güncele düşemiyoruz. Ya bizim bence çok güzel bir ilişkimiz var. ...bizi seven insanlarla. Onlar şunun farkındalar ve... E, ...aslında sorduğun soru kendi içinde böyle... ...biraz oksimoronumsu bir cevap barındırıyor. Evet, feedbackleri takip ediyoruz ama... E, ...bizim kitlemiz bence... ...bu feedbackleri dinlemeden devam etmemizi istiyor. E, hmm. Yani buna, buna daha fazla teşneler. Bunu daha çok seviyorlar. Yani gördüğümüz olay o. Yani aslında... Karşılıklı birbirini besleyen ve bizi de özgür bırakan bir alanda e, bizi üretmeye zorluyorlar açıkçası. Ama asla şey gibi bir şey yapmıyoruz. Alalım raporları. Bu videonun burasındaki bu şey çok iyi tutmuş. Hadi ondan 30 tane daha yapalım. O çok bizim tarzımız değil. E, bu arada bunu kötülemek için söylemiyorum. Bazı insanlar bunun üzerine de e, kariyer inşa edebiliyorlar. Gayet de o e, e, ne derler? doğal bir şey bu ama bizim şöyle bir olayımız var. Biz iki kişiyiz. En önce birbirimizi tatmin etmemiz gerekiyor Erman'la. Yani biz bunun üzerinden inşa ediyoruz yaptığımız her şeyi. Bu da sanırım daha böyle genişe yayıldığında, genele yayıldığında aynı hissiyatı onlar da bir paydaş olarak görmek istiyorlar. Yani benim Erman'la ilişkimle beni podcast'imi dinleyen ya da bizim e, videolarımızı izleyen insanla olan ilişkim arasında aslında e, duygusal olarak çok bir fark yok. Peki şey nedir ya bu bu sonuçta böyle arkadaşlıktan doğan bir e, muhabbet. Ee, Kesinlikle. Nasıl karar verdiniz? Yani tamam hep, hepimizin vardı, çok sevdiğimiz arkadaşları vardır. Ee, ama bunu profesyonel bir noktaya, profesyonel de değil aslında. Bunu paylaşmak noktasına gelmek çok bir kere cesur bir hareket. Ee, evet biraz şey, nasıl diyeyim? İçinde bir sürü böyle tereddüt barındıran bir süreçti. Hatta e, yani podcast özelinde konuşacak olursak yani kaltın diğer içeriklerinden azade olarak podcast ile ilgili fikirler ilk ortaya atıldığında 2017 idi biz ilk bölümümüzü 2018'in son ayında falan yayınladık. Niye ...yani Ben diyorsun? bir sene falan ayak diredim. Yani Erman diyordu ki bak yapma gelecek burada patlayacaksak buradan patlayacağız <laughs> yapmayalım yani e, yani düşünelim ö, oturalım diye. A şöyle bir çekincem vardı. Sağ olsun Erman onu çok iyi kırdı. Ben sanki e, biraz kafamda büyüttüm ve bir rolün içine girecekmişim gibi hissettim kendimi. Sanırım biraz fazla video çektiğimizden dolayı o döneme kadar. Sonra baktık ki gerçekten zaten normalde Erman'la bir metal bara gidip işte içeceklerimizi söyleyip oturduğumuzda konuştuğumuz şeyin kaydını alacağımızı Erman bana oğlum bak işte bu böyleydi. Yani ilk bölüm bittiğinde aa ne kadar iyiymiş ya falan yani eli çok hafif bir hemşire gibiydi Erman yani çok iyi vuruldu iğne bana ondan sonra devam ettik yani bu e, çıktıyı dinlediğimizde ben rahat ettim ama şöyle bir şey var ben e, ondan sonra bir daha hep korkarak dinledim hatta dinlemedim bile sonradan şeyler yani her kaydettiğimiz bölümün reaksiyonlarından sonra belki biraz parça parça falan dinledim yani Erman daha çok dinliyor. Çünkü o, o edit işini yapıyor aslında. Edit ben e, yani kendi sesimi ve Ozan'ın sesini duymaktan artık <gülüyor> <gülüyor> çok zor iş. Parça parça dökülmeye başladım yani şey e, vücudum ama e, tabi sonuç şey olarak yani böyle insanlara ulaştığında insanlardan da gerçekten bir buçuk saatlik bir hiçbir şey hakkında hiçbir şey konuşmayan iki insanın şeyine olumlu yanıtlar gelince biz çok mutlu olduk. Bek şey var mı? bir yol haritası çiziyor musunuz? Çünkü şimdi podcast'i dinlediğim zaman hakikaten e, kapıdan girip bacadan çıkıyorsunuz. Evet. Ya da ya da en azından ben dinleyici olarak benim algım öyle ve gerçekten de ya biraz evvel o, o kadar doğru bir tespit ki e, Ozan hakikaten çok doğru bence yani e, dinleyici olarak benim algımı söyledi. E, oturmuşuz işte bir kafede deniz kenarında böyle ya da barda muhabbet ediyoruz ya da mu muhabbet ediyoruz derken siz ediyorsunuz o muhabbeti birisi kaydetmiş ve benim benim algım da öyleydi ama bunu bir ders evet. ders çalışması yok mu öncesinde ee, şöyle e, aslında e, başta da söylediğimiz gibi bazı konu başlıkları belirliyoruz yani şundan bahsedilir bundan bahsedilir ama Asla hani böyle şu şakayı şu şekilde ben getiririm sen üzerine bunu söylersin. sonra bu gelir gibi bir şey yapamayız çünkü zaten ilk önce bizim muhabbet etmemiz gerekiyor yine aynı noktaya çıkıyor yani biz kendimizi şaşırtamazsak bir şekilde o kamyon öyle kolay uçmuyor rampadan yani şey ne derler uçurma Uçur. <laughs> yani onun iyi uçması için bir hız alması lazım biz belki o şeyleri koyuyoruz hız ne derler? Hani uçuracak şeyleri evet, yani. rampaları koyuyoruz. Rampa. Evet. evet. Şimdi, yani, şimdi bir, da, daha ha. önceden hiç konuşulmamış bir şey yapacağız. Hakikaten konuşulmamış. Ee, sizin de haberiniz yok. Hatta galiba bizim teknenin hiç kimsenin haberi yok. Ee, çok büyük ihtimalle de buradaki son e, şeyim olabilir, son sözlerim olabilir ama yine de yapmak istiyorum. Çok merak ediyorum. Şimdi mesela ortaya bir konu koyalım ve ben evet. size evet. E, ve ben size mesela ne bileyim 5 e, dakika süre vereyim. Ama konuyu ben ortaya koyayım. Lütfen. Tabii ki. Ciddi misiniz? Edebiyat derslerinde de çok yapılırdı <laughs> eskiden. Ee, o zaman mesela eğlenceli bir konu olsun. Ee, mesela ya annem bana şey yapardı. Hala yapıyor. Ee, eve geldiğim zaman gecenin bir saatinde eve geliyorum. Annem de koltukta oturuyor. Babam yatmış oluyordu. Annem bana bakardı ve şey derdi. Evladım sen mi geldin? Ya yani göz gözeyiz. Evet. Şimdi mesela annenizin böyle unutamadığınız unutamadığınız bir hikayesi var mı? annelerle babalarla bir Yandan Yanından aldım alnımı, alnımı Yok özellikle <laughs> yani. bu gol sana abi anne hemen karşıda dedin ya o yüzden sırf bu gol senaydı. Annemizin unutamadığımız bir anısı. <laughs> ama böyle böyle yani bu tarz. Ee, özellikle konu başlığı vermeyeyim dedim zor olsun. Ya annemin bir anısı. Ben de böyle hemen aklıma gelmiyor ama ya annenizin şeyde orada duyularına güvenmemesi çok aslında ontolojik bir şey. Yani ben de tam şey söyleyecektim yani e, hani aynı nehirde iki kez yıkanılmaz derler ya evladım sen mi geldin dediğinde aslında o gerçekten Arman dediği gibi varlık felsefesiyle ilgili bir soru olarak e, kabul edilebilir evet çünkü sabah çıktım ben ne şu andaki ben aynı değilim. Ya da aynı mısın? Ya da aynı mısın? Yani aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Yani keriz gibi sadece bir çorba içip mi geldin yoksa gerçekten günle ilgili bir şeyler yaşadın mı? Günde seni değiştirecek bir şeyler yaşadın mı? O günü ee, doyasıya dolu dolu yaşadın mı? Yoksa yine o it arkadaşlarını sürtüp mü geldin? Evet. Anneciğim it arkadaşlarımı sürtüp geldim. ...peki bir kez daha hayal kırıklığını uğrattın... ...teşekkür ederim şey evet, ...şey olabilir ya da annenize şey... E, e, ...sen mi geldin... ...evet ben geldim peki sen mi bekledin... ...bekleyen kim... ...sen mi bana duyduğun... E, ...duygular mı beni bekledi... ...babamla olan... E, ...ilişkinden dolayı mı... ...bu bir vazife olarak senin üzerine kaldı... ...hani birinin bunu demesi mi gerekiyor... ...evladım sen mi geldin... E, ...zaten... E, Başka biri gelse, evladım demezsin en başta. Yani evladım sen mi geldin ne şey olarak kullanmıyorsan yaşça küçük birine evladım demiş gibi olmuyorsan. Yok şey bir de yani aileler biraz e, tüp gaz gibi bir yerinden delerseniz hani bir yerinden böyle en ufak bir anne sen bunu ne, niye dedin ya sen bu saate kadar niye bekledin falan filan diye hafif oynamaya başlarsanız bir bakmışsınız her taraf bir anda gaz kaçırmaya başlar aile dediğimiz kurum ve bir çakmak <laughs> darbesiyle bum diye patlayabilir çok. O yüzden sen mi geldin en doğru cevabını yine siz söylemişsiniz. Ben geldim. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben önünüzde saygıyla eğilmek istiyorum. Vallahi eğilmek <laughs> istiyorum ya. <Estağfurullah. gülüyor> Harbi. Gerçekten bu muyum Süper Çünkü, ya. E, hani başka türlü şey yapamayacağım. Ben e, Ozan'ı şaşırtamayacağımı hissettiğim için hep e, bilmediğim konulardan bahsediyorum. Çünkü çok aynı konuları biliyoruz genelde. E, farklı bölümler okumuş olmamıza rağmen. Ben bilmediğim konuları biliyormuş gibi Ozan'a anlatıyorum. Ozan da bilmediği bir şeye girmek zorunda kalıyor. Orada bir göle girmek zorunda kalıyor. boy ver, boy vere vere. Genelde öyle çıkıyoruz işin içinden. Peki böyle aranızda en çok kim gol at gol at gol atmayı seviyor diğerine? Aa. Bu arada Biz bir... gollerimizi karşılıklı olarak karşı takım atmayı <laughs> Macaristan seviyoruz. Macaristan'a atmayı seviyoruz genelde. Evet. <laughs> Ama böyle ya mesela ben şöyle bir tespit yapabilirim. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Acayip iyi orta yapıyorsunuz her ikiniz de birbirinize. Yani kafayı böyle uzatınca da gol oluyor. Ya ben gülmeyi seviyorum çünkü yani Ozan'ın Söylediklerine yani bir şey söylesin gül güleyim diye de uğraşıyorum biraz genelde de böyle şu an mesela biz yazlığa geldik birlikte yani hani bir yandan işlerimizi hallederiz Aa, top, elimizde pardon. kalan iş. Ne, neredesiniz şu anda tam olarak? Altınoluk. Altınokdayız. Altınoluk'un Altınoluk incisi Altınoluk merkezdeyiz. Şu evet an. Alt, Altınoluk e, adresi de alabilir miyiz? Yani şu anda <laughs> Power App'ten canlı yayındayız ikinci podcast e, festivalinde. Tam adres alabilirsek arkadaşlar belki sürpriz yapmaya gelirler. Tam adresi verirsek başka arkadaşlar da sürpriz yapmaya gelebilir. Evet. <laughs> Ve yanlarında hiç istemediğimiz <laughs> e, yeni tip bir virüs var biliyorsunuz Allah korusun onu da getirebilirler. Onun için biz şu an böyle steril iyiyiz. Biz adres olarak arkamızdaki mutfağı verebiliriz. Adres olarak YouTube adresimizi verebiliriz ya da Spotify <laughs> oradan bizi bulabilirler. Yani dediğim gibi birlikte yazlığa geldik. Hani bu normalde e, çok iş arkadaşında yapacağım bir şey değil. Elimizdeki işleri eritiriz falan filan diye ama günün sonunda yazlık arkadaşlığı da yapıyoruz. 38 yaşında inanılmaz bir şey. Ama bütün gün işte kek 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 kaka -ka, işte kalitesiz şakalar bilmem neler falan filan. E, bunun yani karşılıklı gol atmaktan ziyade ya ben Ozan'a şöyle bir şey anlatayım de o bana öyle goller atsın ki ben izlemeye yani tekrarını izlemeye doyamayayım şeklinde. Bizim e, birbirimizle sohbetimiz. Ben 5 e, yıl falan futbol oynadım ve sağa açıktım. Gerçekten çok iyi ortalarda yani fiziksel olarak da ortalar yaptım. Fakat burada tatilin e, birinci haftasında bir bel fıtığı sıkıntısı yaşadım. Yani ondan beridir tekrar şeyi düşünüyorum. yani Ne güzel zamanlarmış ne güzel fizik fiziki ortalar yapabiliyormuşum ama en azından ...duygusal ortağım da burada. Ya yani Bir yandan da... ...ortaklık olduğu için bu ortalama işi de... ...güzel oluyor bizim açımızdan. Peki. Şunu merak ediyorum. Ee, böyle... ...bunu bir basamak olarak mı düşünüyorsunuz? Ee, buradan bir yere... ...varma, bir yere gitme... ...bir yere ulaşma niyetiniz var mı? Yok. Yani gerçekten yok. Zaten şöyle bir şey var. Ee, biz... ...bir buçuk yıldır podcast... E, ...üretiyoruz... İki gün önce 12 bölümümüzü yayınladık. Ee, şey olarak yani kayıt e, ne derler? Evde kayıt olarak. Onun dışında canlı podcastlerimiz oldu. Onların kayıtlarını da e, şey gibi sinsi gibi koyup sanki yeni bölümlermiş gibi. Hatta üşengeçtikten sanırım canlı podcast yapmaya başladık. Hepsi bir arada çıksın. Hem insanlar gelsin hem kayıt olsun hem video olsun. Bir sürü çıktığıyla eve döneriz. Bir, bir koli çıktığımız olur gibi düşündük. Onun için e, bizi bu kadar yani insanların böyle ne derler teveccühüne masar olmak biraz bana utandırıcı geliyor. Çünkü çok uyuşuz, çok tembeliz, rezalet bir durumdayız açıkçası. Yok ben zaten şansımıza yani benim en azından şansıma inanamıyorum. Yani böyle bir e, şey Türkiye'de podcast diye bir şey yaygınlaşacak da bizim yaptığımız şey değere binecek de yani... E, böyle bir 10 sene önce anlatsalardı kek kek kah kah diye karşılıklı gülerdik yani bir de öyle bir şey hakikaten var, hala var. Ee, ben özellikle bu akşam muhabbeti öyle başlamak istedim. Yani anlatabiliyor musunuz diye. Ee, çok yıllar evvel yaşadığım benim bir şey vardı kendi adıma. Radyo programcısı işte radyo, radyo programı yapmaya başlayalı herhalde 5-6 sene olmuştu. Birisi bana dedi ki yolculuk yaparken ne iş yapıyorsunuz dedi. Radyocuyum dedim. O da durdu. Ee, yani yok dedi parayı nereden kazanıyorsunuz dedi. <laughs> radyoculuktan dedim. Şimdi çok da mutlu edemedim verdiğim cevapla. Sonra ısrar etti. Tamam anlıyorum. Radyoculuktan ama dedi yani nasıl geçiniyorsunuz? Radyoculuktan. Para veriyorlar. <laughs> yani çok çok merak bu derd, edilen bu şeylerin bu derd, başında geliyor. Evet bu derdi yaşıyorsunuz. Yani bu soruyu herkes size sormak istiyor. Bunun sebebi hemen bir parantez açacağım önemli çünkü ya sebebi şu. Ulan acaba bu işte para mara var mı? Para varsa ya, para varsa biz de bu işe girelim. Yani biz de Muzaffer abi, Hikmet abi oturuyoruz, konuşuyoruz. Yani bak bunlar da konuşuyorlar. Hallederiz biz de 3-5 sakal kalır Yemin ediyorum bu niyetle soruyorlar ya da sormak istiyorlar. Evet. O, o, o niyette olan insanlara para var ama size yok denebilir. Sonra da şaka yaptım tabii ki var <laughs> denebilir. Ya Biz genelde şey falan diyoruz. E, ne, yani Nereden para kazanıyorsunuz? Nereden para kazanıyorsunuz? İnsanlar bunu öğrenmeden herhalde geceleri uyku uyuyamıyorlar rahat. E, i̇şte şey falan dediğimiz oldu. YouTube bize 100 bin aboneye ulaştığımızda arsa verdi. İki telli tarafında. <laughs> İki tane ee, muhteşem bir şey yapacağız oraya böyle toplu konut düşünüyoruz ya da böyle bir müteahhite vermeyi düşünüyoruz tesisler, diyoruz. Düşün. tesisler düşünüyoruz diyoruz ee, yani insanlara biraz şeyi anlatmak zor gerçekten yani bunun da bir şekilde bir ekonomisinin e, ekonomisini oluşturan e, üçüncü dördüncü parti e, ne derler e, bileşenlerin olduğunu anlatmak tabi biraz zor ama şeyi seviyorlar tabii ki. Hani bununla ilgili bundan kazanıyor musunuz? Ne kadar geliyor, ne kadar gidiyor falan. Ya tahmini şey gerçekten çok çıldırtıcı. Yani, yani tahmini bir insanın ne kadar para kazandığını bilememek. Yani meslek söylendiğinde o tür insanı için dayanılacak bir şey değil. E, o yüzden çok daşıyorlar. Ben bir e, dergiden bir abimize işte abimiz şey demişti bana. Hani de, taksiye falan bindiğinde. Hani taksici sor, sorduğunda ne iş yapıyorsunuz diye. Hani dergide çizerim deyip öyle sonsuz bir kuyuya düşmektense matbaacıyım deyip çıkıyormuş için içinden. Düzleştirmek gerekiyor. Bir de şey e, e, yani normal ana akım gazetelerde yıllarca şeye çok alıştık. Hani her e, memur maaşlarına zam ya da doktorlara zam ya da yargı mensuplarına zam haberini aldığımızda gazetede şey olurdu. ...çeşitli şeylerde, birimlerde o alanda çalışan insanların maaşları verilirdi. Evet. Ama şimdi meslekler ilerledikçe şu an yani orada cerrah, avukat... ...sonra influencer şeyi gelemez yani maaşın ne kadar olduğunu. Influencerlara müjde ya da işte influencerlar yaşadı... ...işte sigorta primleri artık şundan yatacak ya da atıyorum hani girişimcilere büyük şok falan gibi bir şey olmadığı için ve çok fazla yeni meslek türediği için sanırım insanlar delirdi. Yani önceden en azından bir mimarın, doktorun ne olduğu biliniyordu ama şimdi dijital communication managerım dediğinde Boğazını ha, demek ki, gibi olur. demek ki İngilizceyi bilecek kadar para verilmiş buna gibi düşünüyor olabilirler ya da boğazını sıkmak istiyor olabilirler insanların bilmiyorum. Vallahi aslında Fena fikir değil ya iş ne kadar böyle ka e eski nesin eski jenerasyon yani ben 1970 doğumluyum. Benim jenerasyonun anlayamayacağı noktadaysa hatta 1960 doğumluların falan anlayamayacağı noktaya ne kadar yaklaşıyorsa o kadar daha böyle bir a e para eder böyle bir noktaya geliyor. E dijital mecra efendime söyleyeyim danışmanlığı yapmak mümkün dolayısıyla tam olarak e, mesleğin ne iş yaptığında kimse bilmiyor. Aslında eski mesleklerde de var bu. Mesela pazarlama e, müdürünün ne iş yaptığını şirkette kimse bilmez. Şak şakçılık. <gülüyor> Yağcılık. <gülüyor> Patron şaka ya bunlar komiklik yapıyorlar. Bak vallahi komiklik yapıyorlar. Bizim pazarlama ile ilgili bir şey söylemiyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi beni yakmak için de bu. vallahi hiç sizi yakmak istemeyiz ama yani... Buna belki şöyle bir şey diyebiliriz. Herkese 5000 diyebiliriz. Yani ne kadar kazanıyorsunuz ya da her, her şeyden beş bin lira alıyorsunuz. Ben de gerçekten herhangi bir yani şeyde normal işleyen zeytincilik üzerine bilmem nerede üzerine işte bilmem ne üzerine çalışan herhangi bir kurumda herhangi bir kişinin ne kazandığını bilmiyorum. Yani bakıyorsunuz küçücük dükkanı var içeride de üç koli zeytin var sonra adam çıkıyor bir biniyor Passat'ına binip gidiyor yani ben. Şu o, o zeytin o üç kutu zeytin ne mi oldu başka yurt dışı bağlantıları mı var yoksa zeytinler para var mı ben bilemiyorum ya. Yani. Pasat mı babadan kaldı zeytin mi babadan kaldı. Bunlar, <laughs> biz de bunları düşünüyoruz mesela yani herkesin kendine göre bir şeyi var.